Darbenin Türkiye'ye yazdığı acı reçetenin faturası hayli ağır oldu. Darbe süresince 1.683.000 kişi fişlendi, açılan 210.000 davada 230.000 kişi yargılandı, verilen 517 idam cezasından 50'si uygulandı, 14.000 kişi yurttaşlıktan çıkarıldı, tüm siyasi faaliyetler yasaklandı. Parti liderleri tutuklanarak çeşitli askeri kamplarda istirahate yollandı. Darbeyi yapan junta şeklen de siyaseti ele geçirmişti. Milli Güvenlik Konseyi ismiyle darbeyi yapan 5 komutan ülkenin yürütme erkini üzerine almış ve çalışmalarını meclisten yapma kararı almışlardı. Ülke yine meclisten yönetiliyordu. Fakat bu kez parlamentonun koridorlarında halkın iradesiyle seçilmişler değil, apoletliler dolaşıyordu. 12 Eylül dönemi siyasi hayata en kalıcı darbesini 1982 anayasasıyla indirecekti. Darbenin Türkiye'ye yazdığı acı reçetenin faturası hayli ağır oldu. Darbe süresince 1.683.000 kişi fişlendi, açılan 210.000 davada 230.000 kişi yargılandı, verilen 517 idam cezasından 50'si uygulandı, 14.000 kişi yurttaşlıktan çıkarıldı, tüm siyasi faaliyetler yasaklandı. Parti liderleri tutuklanarak çeşitli askeri kamplarda istirahate yollandı. Darbeyi yapan junta şeklen de siyaseti ele geçirmişti. Milli Güvenlik Konseyi ismiyle darbeyi yapan 5 komutan ülkenin yürütme erkini üzerine almış ve çalışmalarını meclisten yapma kararı almışlardı. Ülke yine meclisten yönetiliyordu. Fakat bu kez parlamentonun koridorlarında halkın iradesiyle seçilmişler değil, apoletliler dolaşıyordu. 12 Eylül dönemi siyasi hayata en kalıcı darbesini 1982 anayasasıyla indirecekti.